Allah her şeyi bilendir, her şeyi görendir. Onun için anlamak lazım. Yoksa bu iş biraz zor. Yani böyle iki tane halka görüyorum böyle. Ola kapağından biraz büyük ve başımın üzerine geldi ve ben de orada kameraya iki telefonum işte hangisini açayım derken kayıt alayım diyorum. Ama alamıyorum, çok hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Bir tanesi sonradan görünüyor. Ben de ağzımdaki sakızla onu düşürüyorum. Bir halının, benim halımın üzerine düşüyor. Ben de aşağıya iniyorum. Diyorum ki bakayım hele bu ne cisimdir. Bakıyorum balondur. Balon yani. Ben diyorum ki bu nasıl balon ya diyorum. Vurduğum cisim hareketliydi. Çok enteresan. Ben bunu bu şekilde rüyamı arkadaşa anlattım. Arkadaşlar şöyle bir aynı gün gördüğümüz rüya arkadaşlar. Ben de onun yazısını ise okumak istiyorum. Evin penceresinden baktığımda gökyüzüne ayı gördüm. Ayın içerisinde bembeyaz bir parıldayan ışık çıktı. Ayın içerisinde başlayan portal vardı. Bu portal yeşildi ve bitiş noktası benim evimdeki halının olduğu yerdi. O da halı görmüş bak. Çok enteresan. Halının üzeri çok sıcaktı. İki tane yeşil nur şeklinde bir ışıltılı bir ışık süzmesiydi. Bir ucu portalın başladığı ayın içerisinde, diğer ucu ise benim evimdeki halının üzeri. İki tane yeşil nur şeklinde ışık telefonumu gökyüzüne kaldırıp sana haber vermek için video konferans yapıyoruz seninle. Yani rüyada benimle video konferans yapmak istiyor ki oradaki görüntüyü göstermek için. Yani o yeşil nurlu ışığı sana ve diğer insanlara göstermek için telefonda bana bu durumlarda 8 veya 9 büyüklüğünde bir deprem olur dedin. Ben demişim ki 8 veya 9 büyüklüğünde deprem olacak. 8 ve 9 rakamı çok netti. Annen evde çocuklarla ve eşinle beraber yer sofrası kurmuşlardır. Beyaz başörtüsü vardı. Kürt annelerimizin örtüğü şekilde yapmış yemekler şeklinde bir şey üzerinde, yani yer yemeğiydi, yer sofrasıydı. Evet, şu bu şekilde arkadaşlar. Çok önemli. Bazı insanlar bunu anlayamıyorlar. Yani bak kendisi arkadaşımdır. Çok uzak bir yerde yaşıyor. Çok uzak. Videolarımızı da izleyen biridir. Adını vermek yanlış olur. Ama bir portal açılıyor. Yeşil bir portal açılıyor. Aydan kendi halısı, halı kendi evinin halısı üzerine. Ama ne oluyor? Ben de bir damda bir disk gibi bir şey, uçan bir cisim görüyorum, küçücük. Ağzımdaki sakızla vuruyorum, düşürüyorum. Nereye? Kendi halım üzerine. Bu iki halının birleşimini düşünün. Ben iki tane disk görüyorum. O iki tane nur görüyor, ışık görüyor. Farklı olabilir. Ama bir de bir portal açılıyor ve bizim eve doğru geliyor. Eğer yanlış anlamadıysam. Yani bu da çok enteresan. Biz hepimiz birbirimizle bağlantılıyız. Yani çoğunluk olarak. Yani birbirimize bağlantılıyız. Kesinlikle bu öyle boş şeyler değil. Beni rüyada gören kardeşlerim önemlidir arkadaşlar. Şimdi bu mesele ben olsun, Mehmet Hoca olsun. Rüyada görenler bizi. Eğer benim rüyamla bağlantılı varsa, benim rüyalarımı izliyorsunuz. Eğer bağlantılı varsa Güzel Dünya 313 Instagram hesabım var. Bak, Güzel Dünya 313 hesabım var. Oraya benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve güzel bir rüyaysa, bizimle bağlantılıysa, bu batın alemle ilgiliyse, yani işte mesela normal bir rüya değil yani. Mesela
Böyle mesela pazarda beni görmüşsünüz, öyle değil. Öyle bu konularla ilgili ve bizim rüyalarımızla bağlantısı varsa, isterseniz adınızı da açıklayabilirim, isterseniz videoda derim ki bu arkadaşımızdır, isterseniz desen ki adımı açıklama, ben açıklamam yani bu şekilde, videoyu yaparım. Ve bunlar aslında insanlara bir yol gösterici olabilir. Ben nerede, bu arkadaşımız nerede? Nerede yani? Kaç bin kilometre uzaklıktadır alabilir. Ama o kadar yakın mesafedeyiz ki, yani bu çok önemli. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle diyor ya, ben size şah damarınızdan daha yakınım. Aslında bizi gözetleyen Allah'ın güçleri var, biliyor musunuz? İşte Tarık suresinde diyor ya, ben sizi her insanın üzerinde bir gözetleyici vardır diyor. Ben onun Arapçasını biraz ağır okudum ama onun Türkçesinde şöyle diyordu işte. Üzerinizde bir gözetleyici vardır. Bu çok kıymetlidir aslında. Bu gözetleme meselesi nedir? Özellikle gözetleme meselesi cehennem ehliyle de alakalıdır. Şöyle diyordu. O sizin cehennem bir gözetleme yeridir. Sizin için bir gözetleme yeridir. Çok önemli. Cehennem sizin için bir gözetleme yeridir. Tabii. Peki bunu nasıl anlayacağız? İşte arkadaşlar böyle hani Allahu Teala gerçekten bizimle olmasa işimiz çok zor. Çok zor. Bazı durumlar var. Anlaşılacak bazı meseleler var. Anlaşılmayacak bazı meseleler var. Her şeyi de anlayacak değiliz. Her şeyi kimse anlayamaz. En azından adaletli yaşama en kıymetlisidir. Yoksa kurtuluş yok arkadaşlar. Yani hiç kimseye yok. Bize de yok. Kimse kimseden üstün değil. Hiç kimse kimseden üstün değil. Yıldızlar silindiği zaman, gökyüzü yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman işte o önemli işte. Ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Mürsala suresi 14. Ayrım günü. Evet. Yani biz de çok anlattık. Onu yavaş yavaş insanlar anlayacaklar. Tarık yıldızıyla alakalı. İşte Nebe suresi 21. ayette de işte ben size dedim ya, şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Dönüş. Şüphesiz azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir. Nebe suresi 21. ayet. Evet. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Yani kısacası böyle arkadaşlar. Tarık suresini anlama dileğiyle, yani böyle idrak ederek medrake. Yoksa bu iş gerçekten sıkıntılıdır arkadaşlar. Enteresan durumlar oluyor. İşte İstanbul'daki olayları gördük yani. Ne diyeceksin?
Çok enteresan. Darık yıldızıyla ilgili kaç gün önce de bir video attım. Hani dikkat ederseniz olaylar meydana geliyor. İşte değişik değişik olaylar olacak. Size söyleyeyim yani. Hani zıplayacağız yani. Birçok insan zıplayacak yani. Ben bunu söylüyorum. İnsanlar bunu tam anlamıyorlar. Ama zamanı gelince herkes anlayacak. Umarım olmaz yani. Umarım olmaz. Dua edelim. Hani Allah bize merhamet etsin. Kendi silahlarını üzerimize çeksin. En azından insanlar da anlasın. Ve Allah'a koşulsuz bir şekilde inansın ve Allah'ın dininde başka eklemeler yapmasın ve kimseyi de ilah edinmesin. Allah bize bir yasa, bir kanun koymuştur. Onu yaşarsak hiçbir sorun kalmaz ama herkes kendi menfaatine göre bir ilah edinirse o zaman Allah'ın da göndereceği silahlar vardır. Bu tüm dünya tarihinde böyle olmuştur. Allah-u Teala Kur'an'da şöyle diyor. Hangi sureydi? Surenin adı Nahl. Nahl suresi. Nahl suresinin 60. ayetine arkadaşlar bakmamız gerekiyor. Nahl suresi 60. Bu derstir hepsi. Ben bunları ara ara inşallah okuyacağım arkadaşlar. Arı suresi demektir. Arı suresi demek ama şimdi burada çok önemli bir şey var. Ahirete inanmayanların işte böylesine kötülükte örnek olacak sıfatları vardır. En güzel sıfatlar ise Allah'a aittir. O kudreti daima üstün gelen ve işi her hükmü hikmetli ve sağlam olandır. Ve şurada akşamleyin otlaktan getirirken ve sabah salarken onlardan sizin için güzellik vardır. Akşamları getirir, sabahları götürürken onlarda sizin için bir güzellik vardır. O hayvanları akşam vakti getirirken ve sabahleyin salarken onlarda sizin için bir zevk, güzellik vardır. Peki, niye Allah eşekten bahsediyor? Nahl suresinde eşekten, attan, arıdan bahsediyor. Yani Allah niçin bahsetsin ya? Ya sebebi ne yani? Her şeyin bir sebebi vardır. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak lazım. İyi algılamak lazım. Yoksa bu işler çok enteresandır. İnsanlar neyi anlamak istiyorlar? İnsanlar kendi işlerine geleni anlamak istiyorlar. Hepimiz öyleyiz. Kimsenin kimseden bir farkı yok. Biz de öyleyiz. Herkes işine geleni alıyor, işine gelmeni almıyor. Yani Allah'ın en önemli ayetlerini almıyor. Ama işine geleni, keyfine geleni alıyor. Yani çok basit bir iş bu. İnsanların yaptıkları böyle bir şey. Hepimizin yaptığı bu. Nahl suresi. Bakın arkadaşlar, Mehdi Aleyhisselam'ın işte ha bugün ha yarın gelecek, işte gökten ses gelecek, bilmiyorum ne olacak diyen insanlara duyurulur ayet var. Allah'ın emri gelecektir. Nahl suresi 1. ayet. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Yani geçmişte de insanlar acele etmişler bazı durumların gerçekleşmesi için. Allah da ne diyor? Benim işime karışmayın diyor. Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır ve yücedir. Allah benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vay ile melekleri kullarından dilediğine indirir. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. İnsan nufteden bir damla sudan yarattı. Böyleyken bakarsın ki o Rabbine açık bir hasım kesilmiştir. Hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz.
Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik ve zevk vardır. Yani Allah burada bize bir misal veriyor. Allah burada çok önemli bir ayet veriyor. Bak ben burayı okuyayım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitireyim. Evet. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an gelir, ne de geri kalabilir, ne de öne geçirilebilir. Yani biz ecel geldiği zaman artık biter. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uydurur. Evet, onun için Allah adına boşuna tarih vermeyin, acele getirmeyin. Allah yapacağını bilir. Yapacağı her şeyi bilir. Onun için Allah diyor ki ben işte Allah'tan acele isteyen bir toplum var. Hemen gelsin, hemen olsun. Allah diyor ki acele getirmeyin diyor. Ben ne zaman getireceğimi biliyorum. Bela da olsun, iyilik de olsun. Acele getirin ve Allah'a bana ortak koşmayın Allah diyor. Ve 61-60'ta da Nahl suresinde Allah şöyle diyor. Eğer ben zalim bir topluluğu, hani insanlar ya da hayvanları yok etmek isteseydim, sabretmeseydim hepsini yok ederdim. Yani hepimiz de şu anda helak olmuştuk yani. Allah bize miat veriyor, zaman veriyor. Hepimiz şu anda yok olmuştuk ve bitmiştik. Kısacası böyle arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Allah bizimle olsun arkadaşlar. Kanala destek olmayı unutmayın. Herkese saygılarımı iletiyorum.